Hayat yolculuğu var. Sen buradasın ve buraya gitmek istiyorsun. Buraya gidebilmek için, yani buradan buraya gidebilmek için şu aracı iyi kullanabilmeyi öğrenmen lazım. Çünkü bu araçta senin çevrendeki insanlar var. Örneğin eşin var, annen var, baban var, çocukların var. Yani hani derler ya, akrabadan 72 kişi bu otobüsün içerisinde. Ve bu hayat senin olduğu için otobüs şoförü sensin. Otobüs sana ait çünkü. Ve sen hiç kaza yapmadan buradan buraya gitmek istiyorsun. İnsanlar otobüsün el kılavuzu olmadığından dolayı, hayatı tam kullanamadığından dolayı bu hedefe varacağı yere giderken kaza yapar sürekli. Burada en büyük kaza genellikle iletişim kazasıdır. Çevresinde kim varsa onunla iletişim kazaları yapar. Ya kendini yanlış anlatır veya yanlış anlar. Anlatmak istediğini anlatamaz. Ve anlatamadığından dolayı genellikle kaza yapar. İletişim kazaları denir buna. Ve sürekli çarpa çarpa kaza yaparak buraya varır kişi. Varmak istediği yere varmaya çalışır. Belki çok uzun sürer. Bazen durduğunda şöyle baktığında arkaya bakar ki birçok kaza yapmış, birçok ceset bırakmış. Çünkü iletişim kazası yapmış. Başarısız olmuş. Veya otobüsün içerisine baktığında o akrabaları, etrafındaki, içindeki, şu otobüsün içerisinde, yani hayatın içerisinde, kendi hayatın içerisindeki akrabalarıyla iletişim kazası yaşadığından dolayı onlar da zarar görmüştür. Hepsi yara bere içerisindedir. Bu birinci alternatif. Yani otobüsü çarpa çarpa sürmeyi öğrenmek. Hani derler ya, düşe kalka öğrendim hocam. İşte hayat içerisinde ben hayat okulunu okudum. Tecrübe kazanarak, devamlı kaybederek veya başarısızlıklar yaşayarak otobüs şoförlüğünü öğrendim, buraya vardım. Tamam, bunu yaptın, çok güzel. Birinci alternatifi yaptın. Etrafında kimse kalmadı çünkü zaman ilerledikçe seni hepsi bıraktılar. Yalnız kaldı. Ne dost kaldı, ne arkadaşın kaldı. Kendine bile yabancılaştın, kendinden bile soğudun. Neden oldu? Çünkü hep kaza oldu. Buraya kadar hep kaza yaptın. Şimdi ikinci alternatife gelelim. İkinci alternatif çok doğal, çok normal. Otobüs şoförlüğünü öğrenmek istiyorsan ne yapacaksın? Çok basit. Yapman gereken kural ne? Şoför kursuna gitmek. Yani bu otobüsü sana nasıl süreceğini öğretecek bir okula gitmek. Şoför okuluna gitmek. Oraya gittiğinde sana, yani hayatın kılavuzunu, hayatı kullanma kılavuzunu öğreten bir kuruma gittiğinde veya bir programa katıldığında bu otobüsü içerisinde 72 kişiyle sağ salim nasıl götüreceğini, bu otobüsü nasıl süreceğini sana o kişi gösteriyor. Ve sen o yolculuk esnasında kimseye zarar vermeden, iletişim kazaları yapmadan, karşıdaki kişiyi anlayarak veya kendi meramını çok iyi anlatarak hayatı lezzetli bir şekilde, mutlu bir şekilde yaşayabilirsin. Bu otobüsü sağ salim hedefine götürebilirsin. İkinci alternatif bu. İnsanlar genellikle düşe kalka, yani çarpa çarpa öğrenmeyi tercih ediyor. Sonra başına bir sürü bela, musibet ve sıkıntı geldikten sonra da ben bunu hak etmedim diyor. Neden bu benim başıma geldi? Neden bu sıkıntıları yaşadım? Diyerek hayıflanıyor. İki yol var. Birinci yol çarpa çarpa öğrenmek. İkincisi de gerçekten bu işi uzmanından, buradan buraya insanları binlerce kez götürmüş birilerinden öğrenebilirsin. Bizim programlarımızda ikinci alternatiftir. Yani şoför okulu, hayat otobüsünün şoförlüğünü öğretiyor programlarımız. Hiç kaza yapmadan, sıkıntılar yaşamadan, ömrünü zayi etmeden, sevdiklerini kaybetmeden, çoluğuna, çocuğuna zarar vermeden, elindekilerini kaybetmeden hedefine nasıl gidersin biz sana
adım adım pratik yöntemlerle öğretiyoruz. O kadar basit anlatıyoruz ki, hani çadır vardır değil mi? Bir çadır şöyle havaya atıyorsun, kendi kendine kuruluyor. 2 saniyede kuruluyor. İşte o nasıl pratik kuruluyorsa bizim anlattığımız pratik yöntemlerde aynı o şekilde böyle attığın zaman çadır nasıl kuruluyorsa o arzu ettiğin hayatı da kurabiliyorsun. Yani pratik yöntemlerle hedeflerine varabilirsin. Sen de eğer gerçekten bu noktadan şu noktaya arzu ettiğin hedefe kazaları yapmadan, sıkıntılar yaşamadan, elindekilerini kaybetmeden, çoluğuna çocuğuna zarar vermeden varmak istiyorsan yapacağın şey bizimle iletişime gireceksin. Online görüşmede sana buraya nasıl varacağını adım adım anlatırız. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla ve bize başvuru formu dolup gönder. Hoşçakal.